Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Gerçi iyi olamayız. Hepimiz iyi değiliz. İnanır mısınız arkadaşlar? Namaz kılmaya kalktım. Ben öyle yatıyorum. 3-4 gündür ben üzüntüden gerçekten rahatsızım. Deprem öyle çok aşırı derece etkiledi. Ben dediğim gibi ben çok duygusal bir insanım. Askerde oğlum var. O rahatsızlanmış öyle. Hepsi üst üste geldi canlar. 3-4 gündür anca boğazımı da doyuracak kadar, namazlarımı kalkıp kılabilecek kadar ayaktayım arkadaşlar. Biraz canım sohbet etmek istedim. Bu videomu herkes duysun, herkes görsün. Arkadaşlar, 5 gündür, bugün 6. günü, bugün 6. günü benim videom ne zaman yayınlanır? Pazar 7. 8. günü falan yayınlanır. Bilim adamlarını da dinliyorum. Deprem bölgesini de dinliyorum. Ha çıktı ha çıkacak, televizyonun başından ayrılamıyorum. Hiç. Bir tane canımız kurtulsun diye içimiz gidiyor. Canımız gidiyor. 2 gün önce bir video attım. Köyümüzde İmeci Söyle Camii'ye, camide odun yaptık. Yardımlaşma yani videosu attım. Yaradan Allah, Yaradan Mevlam köyümden ve köyümdeki kardeşlerimden, komşularımdan razı olsun. En az 4-5 kamyon odun ben gözümle görmedim. Sadece bu odun geri yankı yardımla değil, köylü şehrin efendisidir. Odun götürmüşler sadece. Arkadaşlar, o videomda bir tane kardeşimiz bana bir yorum yazmış. Demiş ki, yaptığın yardımı, ben yaptığın yardımı zengin olmak için mi yapıyorsun, çok abone kazanmak için mi yapıyorsun, ünlü olmak için mi yapıyorsun? Kardeşim gel benim halimi gör. Benim ne zengin olacağı, zengin olmaya, ne çok abone edinmeye, ne bu yaştan kere şöhret olmaya hiç ve hiç niyetim yok. İster gelir videomu seyredersin, ister seyretmezsin. Bak ben sana neler söyleyeceğim şimdi. Allah razı olsun bak yine de o yorumu yaptığın için. Çok sağ ol. Gerçekten insanın birbirine dayanığıdır bu da. Hepten bize iyi yorum gelecek diye bir şey yok. Benim köylü kardeşlerim, Karabük, Yenice, Yamaç köyü, benim yaşadığım köy. O kadar güzel hediye paketleri hazırlamışlar. Onları ısınsın diye evinde çıra, odun. Bizim el yapımı kumanyamız, bu çok değerlidir arkadaşlar. Her şeye Yenice Belediyesi'ne, Kızılay'ına teslim edip muhtarımız ve köy kooperatifimizin aracıyla göndermişler. Ki ben bundan tabii ki gurur duyacağım. Ben Zonguldak'ta giden yardımlardan tabii ki gurur duyacağım. Niye? Duyarsız kalmadığımız için. Evet arkadaşlar, bizim yardımımız ne ki? Denizde iğne atarsın da, o iğneyi ararsın. Bizim yardımımız o. Bizim elimizden ne gelir? Böyle üzülüp hasta olmaktan gelir. Ben onların üzüntüsüne üşüyorum diyemiyorum. Açım diyemiyorum. Çünkü niye? Ben çorba pişirsem de karnımı doyuruyorum. Mancar pişirsem de karnımı doyuruyorum. Ama onlar ne yiyor da? Biz Müslümanız arkadaşlar, kardeşlerim. Biz Müslüman ülkeyiz. Birimizin başına gelse, bu hepimizin başına toplanıveriyoruz. Allah'a şükür Türkiye'nin en güzel özelliği. Birinin başına bir şey gelse toplanıyor, bir araya geliyor. Zonguldak'tan giden yardımlar için hepsiyle gurur duyuyorum. Tabii ki herkesin kendi memleketi, kendi ili, kendi ilçesi. Ben buradan Zonguldaklı kardeşlerime de çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ki şuna geleceğim arkadaşlar. Bu deprem bizim başımıza da gelir. Zonguldak'ta da olur. Zaten Zonguldak'ta olursa Zonguldak yerle bile olur. Çünkü yırtılma şansımız hiç olmaz. Bir arkadaşımız birkaç gün önce video attı. Kendini biliyor. Deprem öldürmez. Cehalet öldürür. İnsanların açgözlülüğü öldürür. Biz nerelere gidiyoruz kardeşlerim? Gerçekten açgözlülük, cehalet, cebimize 5-10 kuruş para girsin diye. Kaç gündür bilim adamlarını izliyorum ben. Kaç gündür televizyonun başından ayrılmıyorum. Deprem öldürmez arkadaşlar. Gerçekten deprem öldürmez. Bakıyorum Kahramanmaraş'a, deprem olan bölgelere bakıyorum arkadaşlar. En basit örneği. Ona geçmeden önce size bir şey söyleyeceğim. 99 depremini de yaşadım. Ondan önceki depremi de yaşadım. Zonguldak da sallandı yani o aralar. Ne yapmışım ben biliyor musunuz? Küçük çocuklarım, ikisi küçük de o
Oğuz Hanım hiç yoktu. Oğlum kucağımda diyor, ortanca oğlumu almışım, kızımı unutmuşum arkada. Yani o derece kaçmışız. Birkaç gün evlerimize giremedik. Birkaç gün sokaklarda yattık. Depremi de biliyorum, onu da yaşadı. O zaman da çok can kaybımız vardı. Çok mal kaybımız vardı. Ama bu hepsini geçti. Yaşlandıkça duygusallığımız, bunlar hepsini geçti arkadaşlar. Ve pijamasız çıkanlar, işte külotundan çıkanlar gece yıkanıyor çünkü. Ben o zamandır ahım vardır, o zamandan bu yana. Sırtım eteksiz, affedersin ayaklarım pijamasız gezmeyeceğim bundan sonra diye. Allah'a şükürler olsun da hep böyle yaz ve kış öyle yapıyorum arkadaşlar. Size diyeceğim, buradan herkese sesleniyorum. Evet, arkadaşımın dediği gibi köy deprem öldürmez. Cahillik, açgözlülük öldürür insanı. Siz hiç şunu gördünüz mü? Haram yemeyen bir Allah'ın kulu zengin olabilir mi? Milyarlık, trilyonluk olabilir mi? Olsunlar, hiç kimsenin parasına pulunda gözüm yok. Şimdi bu da unutulacak. Sanmayın ki bu acı böyle gidecek. Aradan 2-3 ay geçsin arkadaşlar. Beni Satiye kardı, YouTube'a Satiye'nin günlükleri, hayata dair her şey kanalı vardı. Bu abla küçük de olsa bize bunu söylemişti diyeceksiniz. Bu da unutulacak. Yaraları sardık diyecekler. Elimizden geleni yaptık diyecekler. 20 binin üzerinde şu anda ölümümüz var. Ölenler gitti. Yaralılar kendi ölüleriyle, acılarıyla yanıp kavrulacak. Türkiye'nin batısı, güneyi, kuzeyi hep bizim arkadaşlar. Ayrımcılık, ayrımcılık yok. Biz bir bayrağın altında yaşıyoruz. Biz Allahu Ekber dedi mi bir ezanın altında yaşıyoruz. Hepimiz Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Yasin suresini hepimizin, bir tanemizin değil bu. Bunlar da unutulacak. Bunlar da geçecek. Niye? Niye Satiye abla böyle diyorsunuz? Çok şeyler geçti arkadaşlar. Niye Japonya'da adamlar diyor ki, niye Japonya'da 9,10 depremler olduğunda evlere bir zarar vermiyor, bir can kaybı olmuyor da 5-6 deprem olduğunda bizim Türkiye'miz altı soluyor? Niye? Belediyeler niye her yere izin veriyor ev yapımı için? Kontrol etmiyorlar. Çok bilgili profesör kimselerimiz var. Keşifler yapacak insanlarımız var. Niye bizim ülkemizde depreme dayanıklı evler yapılmıyor? Niye biz Türk milletinin bu kadar canı ucuz mu? Biz bu kadar fedakar olmak zorunda mıyız? Bu kadar can kaybımız olmak zorunda mı? Bu kadar yani yükü taşımak zorunda mıyız? Niye bizim hadi köylere, ben de köyüme ev yaptım. 15-20 yıl oldu. Bir test ettiler, geldiler şöyle toprağı sıktılar, yapabilirsiniz ev dediler. Niye benim evimi durdurmadılar, depreme dayanıklı değil, buraya ev yapamazsın demediler? Niye bu kadar bizim can kaybımız oldu? Niye bunların evine buraya ev yapılmaz? Ben siyasetten işim yok arkadaşlar. Ben hiçbir partiyi beğenmiyorum, hiçbir partinin işim yok yani. Bunu demek istiyorum. Hepsine saygı duyuyor mu? Evet, hepsine saygı duyuyorum. Niye gelip bir 5-10 kuruş elimize para geçsin? Müteahhitlere bu izin veriliyor. Niye veriliyor? Evlerin arası, biz de isteriz yeşil alanlarda yaşamayı. Evlerin arası birbirine 10 metre yaklaşmamak. Türkiye çok geniş arkadaşlar. Türkiye çok büyük. Hepimize yeter. Zaten dünyaya yetiyoruz biz. Ülkelerinden kaçanlar bizim ülkemize sığınıyor. Ülkelerinde savaştan kaçanlar bizim ülkemize, biz dünyaya yetiyoruz. Türkiye'ye değil sadece. O kadar güzel bir Türkiye'de, bir ülkede yaşıyoruz biz. Evlerin arası, benim düşüncem arkadaşlar, cahil bir bayanım, cahil de demeyeyim kendime. Çok insanlara değişmem kendimi. Niye 10 metre evlerimizin arası yok? Niye bu kadar sıkış sıkış pasta dilimi gibi binalar yapıyoruz? Veya yaptırıyoruz veya izin veriliyor bunlara? Zonguldak'ta bir inşaat gördüm arkadaşlar. Kendi evimin ileride. İki evin arasına kayayı indirdiler aşağıya. Kayayı indirdiler. O evin arasına, altına en az 15-20 tane boruyu koy, sok. Bu evin altına sok. Yolun üst tarafı yok. Yola sok. Şimdi ev yapıyorlar. Niye buna belediyeler izin veriyor? Depremde o ev zarar görecek, yanındaki de görecek, o yanındaki de görecek. Kaçacak hiçbir yerimiz yok. Ve bizim ülke olarak,
Büyüklerimize bunu sesleniyorum. Toplanacak bir alanımız var mı arkadaşlar? Toplanak köydekilere hariç, köyümüz hariç, hepimiz köyümüze gidelim zaten. Hayvancılık yapalım, çiftçilik yapalım, besicilik yapalım, kendimiz pişirip kendimiz yiyelim, terk edelim şehirleri. Yapacak başka bir şey yok çünkü bize çare bırakmıyorlar. Türk halkına çare bırakmıyorlar. Bunca can kaybımız olmak yani bu kadar da olmaz yani. Hadi bu insan elindendir, bu Allah elinden. Allah'ımız deprem Allah elinden. Ama bu çürük binaları da Cenab-ı Allah çürük çürük yapın da ben sizin canınızı alayım diye emir gelmedi ki kimseye. Zonguldak'ta bir top sahamız var arkadaşlar. Bir şey olursa oraya sığınacağız. Bak Zonguldak'ta zaten böyle bir şey olsun. Zonguldak yerle bir olur. Siz sanmayın ki buradaki kardeşlerimiz huzur içinde yaşıyor. Duyarsız bir... Bizim dediğim gibi evler üst üste arkadaşlar. Plansız, projesiz evler. Ve bunu belediyelerin, ve buna büyüklerin, ve buna müteahhitlerin, ve bunu yapan adam şeylerin cebine 5-10 kuruş para girsin, açgözlülük, Türkiye'ye vatandaşa ihanet, vatandaşa ikiyüzlülük, avlamışlar, pullamışlar evi, satıyorlar bize, alın 2 trilyon, 3 trilyon. Ama ben bu evde yaşayabileceğim mi? İnsan 5 virgül depreminde deprem olsa şu anda... Bir ev kalmaz. Depreme dayanıklı mı seni sattın arkadaşlar ev? Depreme dayanıklı bir ev satıyor musun bana? Ben sana o parayı vereyim. Zaten bir memur, bir işçi, bir özel sektör, bir garson, bir bulaşıkçı hayatı boyunca bir ev alamaz. Nasip etti evlatlarımın yardımı ve benim çabamına. İnanır mısınız? Huzur içinde ben şu an içinde yatamıyorum. Niye yatamıyorum? Kaçacak bir şey olsa ne sağım var, ne solum var. Önüm açık, full açık denize bakıyor ama denize mi atlayacağım ben? Nerede benim yeşil alanım? Nerede benim toplanma alanım? Nerede ben bir çadır kursam, bir çadır kuracağım, içinde barınacak elden gelen öğün olmamış, bu da vaktinde bulunmamış. O kalan kardeşlerimin gizli neleri vardı? Neleri kaldı? Şimdi yağmacılar, şimdi uğraşıyorlar yağmacılarına. Şimdi yağmacılar başladı, başka şeyler başladı. Bunu diyorum, bu 2 ay sonra unutulacak. Ölen öldü, giden gitti denecek. Ölenlere rahmet, geride kalanlara sabır denecek. Ama ben Türkiye'mden ve Türkiye'mdeki başından, belediyelerden, müteahhitlerden, ustalardan şunu istiyorum. Köyde olsun, şehirde olsun, bana vereceğiniz ev, satacağınız ev, helal para yiyeceğim dersiniz, depreme dayanıklı olacak. Alın Japonya'yı örnek alın. Japonya'da nasıl evler yapılmış? Ya 100 milyon, 200 milyon cebinize girmesi. Artık biz de bunu istiyoruz. Aşağı yukarı 20-30 yıldır biz deprem yüzünden ağlıyoruz yani, çok canımız yandı. Düzce depremi, Kocaeli depremi, İstanbul depremi bekleniyor, İstanbul depremi. Van depremi, şimdi de bu 10 tane elimizin depremi. Biz millet olarak bize yazık değil mi? Bizlere yazık değil mi? Köyde olsun, kasabada olsun, büyük şehirde olsun, küçük şehirde olsun, müteahhitler, izin, belediye başkanları, oranın belediyeleri, büyükler, izin vermeyeceksiniz. Şimdi depreme biz rahat yatacağız öbür dünyada derseniz, kesinlikle kesinlikle depreme dayanıklı evlerde cebinize 5-10 kuruş girip de biz bunu yiyeceğim diye bakmayacağız. Haram zıkkı mı olsun hepinize de? Haram olsun. Buradaki ölen canların bu kadar canı hesabını nasıl vereceksiniz öbür dünyada? Allah'tan geldi diyoruz. Allah'tan geldi. Evet, deprem Allah'tan geldi. Ama sana kimse demedi ki çürük binayı yap da koy içine insanları. Sat bu evi, girsin cebine 5-10 kuruş. Bu Allah'tan gelmedi. Bu kuldan geldi. Bunca acı kuldan geldi arkadaşlar. Yatağımdan, yerimden kalkamıyorum ben. Hep şunu düşünüyorum. Acaba fay hattı gelse, buralara gelse, İstanbul'a gelse. İstanbul yakın bize, Ankara yakın bize. Zonguldak'ta deprem bölgesi. Ne yapacak?
Pılını pırtını topla, hadi git köyüne kardeşim. E köyde de öyle. Benim evimi yaparken hangi belediye geldi benim evime? Belki benim ev köydeki evim de sağlam değil. Eskilere mi dönelim? Eski evler mi yapalım? Ağaç evler mi yapalım kendimize? Yaşamak istiyoruz arkadaşlarım. Büyüklerim, Türkiye'de yaşanabilecek bir Türkiye istiyoruz. Biz sizden başka bir şey istemiyoruz. Yaşanabilecek depremde olsa, selde olsa, yangında olsa, doğal afet bunlar. Ben bunların hepsini biliyorum, farkındayım. Biz büyüklerimizden istediğimiz yaşanabilecek bir güzel Türkiye. Ya 10 katlı televizyonlarda görüyoruz. İstanbul'da gökdelenler, Ankara'da gökdelenler, büyük şehirlerde gökdelenler. Ne gerek var? 5 katlı evden fazlasına izin verilmeyecek. Ve evlerin en az arası 10 metre olacak. Sıra sıra küme küme evler olacak. Aradan herkes geçecek. Çocuklarımızın oynayacağı bir alan olacak. Toplanacağımız bir alan olacak. Türkiye diyorsunuz ki deprem bölgesi, deprem bölgesi. Deprem bölgesi ise bu kadar canımızın gitmesinin sebebi cehalet ve açgözlülük oldu. Artık şimdiden kere biz böyle istiyoruz. Bunu istiyoruz. Yaşanacak bir Türkiye istiyoruz arkadaşlar. Allah ölenlere rahmet, geride kalanlara sabır, yaralı kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Hepimiz tedirginiz, hepimiz çok üzüntülüyüz. Benim sözüm hiçbir vatandaşa, ölenlere değil, saygım sonsuz, saygıyla selamlıyorum hepsini. Benim sözüm açgözlü ve cehalet içinde bizi bunlara koyanlara, hırslı ve açgözlü insanlara. Görüşmek üzere arkadaşlar.